Efendim hocam hoş geldiniz. Bu kitabı neden yazdım ben onu anlatmak istiyorum size. Şöyle düşündüm. Yemek bir keyif her zaman. Ama sanatçılar bizden ayrı kişiler. Onlar hiçbir şeyi bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Dünyayı bizim gözümüzle görmüyorlar. Ben başka görüyorum, Monet başka görüyor. Ya ne bileyim, Rossini yemek yerken başka şeyler duyuyor. Acaba onların masaları nasıldı? Kesinlikle keyifliydi diye düşündüm. Ve burada 12 tane sanatçı var. Bunların 9 tanesi Fransız, kalanlar da işte İtalyan, İspanyol. Onlar da benim gibi görmüşler. Yazarken hep onların hayatlarını yazdım önce. Yani istedim ki kitabı alan önce Monet kimmiş bir okusun. Sonra Monet'leri severmiş. Onu da okusun. Ondan sonra da onlardan tabii birkaç tane yemekler, yemek tarifleri. Çünkü yemek kitabı dediğiniz zaman Türkiye'de herkes yemek tarifi var mı yok mu diye bakıyor. Şimdi ben şöyle edebiyatçı değilim. Sadece işte meraklıyım bu işe. Marcel Proust bu. Marcel Proust meşhur bir yazar, Fransız yazar ama çok şey. Çok uzun yazmış, 7 cilt yazmış. Mesela ben bir tanesine başladım, sonunu getiremedim. 7 cilt anlatmış. Proust çok şey bir, iyi bir ailenin çocuğu, zengin bir ailenin çocuğu. Fakat maalesef şey doğmuş, biraz böyle naif, astımı var. Hep hastalıklı, annesinin kuzusu. Annesi çok seviyor ona, hep öksürük oluyor falan. Dolayısıyla Proust'a bir de teyzesi var, teyzesi de çok seviyor. İşte ona böyle çay, ıhlamur, öyle şeyler yapıyorlar ve bir pasta yapıyorlar. Şu yanda gördüğünüz adı madlen bisküvisi. Türkiye'de de madlen bisküvisi değil mi? Var, var. Sanıyorum var. Evet. Efendim bu madlen bisküvisi çok basit. Kitabımda da göreceksiniz. Tarif son derece. Bu madlen bisküvisini annesi ona böyle çaya batırıyor yaptı o. Proust bütün ömrü boyunca bu bisküviyi hatırlıyor. Her önüne şey geldiğinde, çay geldiğinde yahut da madlen bisküvisini gördüğünde çocukluğunu hatırlıyor. Ve şu anda Fransızca'da bir şey, çocukluğunuzdan kalan bir şeyi hatırlarsanız onun adına madlen de Proust diyorlar. Şimdi ben de size soracağım. Sizin de vardır muhakkak. Ne bileyim mesela ben Ramazan pidesinin kokusunu duyduğum an çocukluğum geliyor aklıma. Herkesin bir şeyi var. Yani kokudan ya da görerek de olabilir. Ay bunu görünce. Benim çocukluğumda bu vardı falan gibi. Çok kullanılan bir deyim kullanılıyor. İşte Proust böyle birisi. Çok uzun yaşamıyor aslında. Fakat ömrünün son yıllarını şeyde geçiriyor. Annesiyle babasını çok seviyor. Annesini çok seviyor aslında. Apartmanının her tarafını ses geçirmez bir şekilde katlatıyor. Ve orada bugün 7 ciltlik eserini yazıyor. Dediğim gibi ben sonuna kadar okuyamadım 7 ciltli birden. Ama okuduğum kadarıyla her şeyi çok alır. Bir tarih kitabı yani. Renoir. Renoir, bilemiyorum sizleri. Benim hayran olduğum bir empresyonist. Şimdi burada göreceksiniz, ben hep olacağım. Renoir'ın resminde bakın neler görüyorsunuz. Hiç kederli bir yüz görüyor musunuz? Herkes gülüyor. Eğlenceli. Yüzlerinde böyle bir tebessüm var. Zaten burada böyle bir herkes nasıl söyleyeyim, hafif kafalarını da bulmuşlar mı diyelim, öyle diyelim. Çok eğlenceli, hafif çakır keyif. Burada da öyle. Zaten Renoir'ın bütün resimlerinde yüzler her zaman sevimli, rahat. Burada da öyle. Yine söylediğim gibi, dedim ki bunlar bize örnek olsun, biz de böyle olalım bundan sonra. Hep öyleyiz gerçi hani ama böyle insanlar neşeli, birlikte olsunlar, eğlensinler, aynı zamanda bir şeyleri yiyeceksinler tabii.
Bu gelincik tavrısı çok meşhurdur, çok sevdiğim bir resimdir. Renoir, Monet, Cézanne. Üçü de Güney Fransa'da yaşamışlar. Provence'da yaşamışlar. Provence tam bizim Akdeniz, Akdeniz'imiz, Ege'miz diyelim. Orada her şey yeşil. Tabii bütün bu anlattıklarım size 19. yüzyılın başı. Yani hava kirliliği yok, beton yok, plastik yok. Her şey o şimdi bizim bio dediğimiz tabii, doğal, insanlar, öyle otomobiller falan da yok şimdiki gibi. O devirde yaşamışlar. Belki de o da onlara böyle güzel resimler yapmak ilhamı vermiş olabilir. Şimdi bakın şurada Renoir devamlı şeyini alıyor, şövalesini. Yanına işte şey veriyorlar, ekmek içinde brie peyniri, şarabını da alıyor. Kırlara gidiyor, resim yapıyor. Bu çok güzel bir şey. O zaman anladım, sana böyle güzel bu halde resim yapabilmeleri, yaşadıkları ortam ve yaşadıkları devirle ilgili. Renoir'ın yaşadığı evde şey var, işte onun işlerini yapan bir hanım, her şeyi yerinden alıyorlar. Mesela Fransa'yı bilirseniz, Fransa'da iyi istiri diyeler, kuzeyde Osman diye bir yer vardır, oradan gelir. Efendim istakozlar şuradan gelir, kaz ciğerleri Bordeaux'dan gelir. Her şeyin yeri vardır ve iyisi vardır. Bunlar hep onu yapmışlar. Yani paraya pula bakmamışlar, her şeyi yerinden getirtmişler. İyisini yemişler. İşte sanatçıların belki de farkı orada oluyor. İyisini yiyor, keyifle yiyor. Yani hakikaten keyif adamları olmuşlar. Evet, şimdi bir hoş hanım, Colette. Colette bana göre çok başına buyruk yaşamış, biraz dünyaya boş vermiş, hakiki bir sanatçı. Şöyle, gördüğünüz gibi Colette'in tutkusu var, kedileri var. Üç kere sanıyorum evlenmiş. Canı ne isterse onu yapmış gibi bir hayatı var Colette'in. Bir de şöyle bir marifeti var, bütün bu sanatçıların hepsi yemek yapmıyorlar. İçlerinde yemek yapan Toulouse-Lautrec var, o çok güzel yemek yapıyor. Ve hatta öyle ki evinde arkadaşlarına istakoz pişiriyor, herkesin önünde pişiriyor. Ama Colette yemek pişiriyor. Ve hem yemek pişiriyor hem de dostlarıyla olmayı çok seviyor. Yine bu kitabımda bahsettiğim bütün bu sanatçıların bir ortak yönü, hiçbir zaman yalnız yemek yemiyorlar. Hep masaları var. Hep masalarda bir takım davetliler, dostlar, arkadaşlar. Demek ki dedim ki, yani lezzet, sohbet diyoruz. Tabii sohbet olması için de bir kalabalık, karşımızda birileri olması lazım, arkadaşlarımız olması lazım. Bunu en çok meraklı Colette. Bir de şöyle bir huyu var. Her şeyi mesela krema yapıyor, illa içine bir takım boyalar falan koyuyor. Çok güzel masalar kuruyor. Çok şık örtüler kullanıyor. Hayatının son günlerini Paris'te geçiriyor ama onun dışında bir şatoda bir hayatı oluyor. Ondan önce de ilk kocasıyla yine böyle kırlık bir yerlerde oturuyor. 80 küsur yaşında hayata veda ediyor ve son yaş gününde bütün dostlarını böyle yatağının başında pastasının resmi var. Pastasını kesiyor, hepsi yatağının başında. Çünkü son günlerde bir kemik hastalığından dolayı yatıyor Colette. Bir de şöyle, Colette şeylerden, meyvelerden kremler falan yapıyor. Ayvadan mesela bir şey yapıyor, kitabında var, onları tam bilmiyorum ama şu an tarifini. Bir yüz maskesi yapıyor. Ha, grip olduğunuz zaman işte içmeniz için, şampanyanın içine şunu koyun, bunu bilmem ne yapın. Öyle çok şey bir kadın, çok sosyal. Bence
herhalde sohbeti de iyi tabii, bilmiyoruz sohbetini. Gördüğünüz gibi böyle biraz da bir yağlı bakışlı, inci kolyeli koletimiz. Şimdi burada bugün koletten ne yapacağım? Ha, onları da söyleyeyim ben size. Şimdi Marcel Proust'un size Madeleine bisküvisini anlattım. Madeleine bisküvisini hemen dışarıda yiyebileceğiz hep beraber. Efendim, koletten kabaklı bir tart. Tart à la citrouille diye böyle kabak gibi ama biz kabakla orada kabak biraz değişik oluyor. Çünkü benim başıma geldi, ben 7 sene Fransa'da Türk günleri yaptım. Buradan şefler götürdüm oraya. Dedi ki bir gün kabak tatlısı yapalım. Aa, ne güzel. Şefim de divanın şefi. Aa, yapalım dedi bana şef. Hadi gittik biz, kabaklar aldık. Ama burada kabak gibi değil. Sizler bilirsiniz, bizde böyle kabak iridir. Hatta benim annem ona böyle iğne batırırdı. İğne işte tam iyi batmayacak, o biliyor şeyini. O zaman iyi oluyor. Biraz sulu olmayacak kabak, kuru olacak. Ve Adapazarı'nda, ben Adapazarlıyım, orada bilirim, böyle yamaç vardır, ortadan deri akar. Kabağı üst tarafa ekerler ki su çekmesin. Su çeken kabak bu yumuşacık olur, yani iyi olmaz onun tatlısı. Üst taraftaki kabakları alırlar. Şimdi biz de o şeyle, şef arkadaşımla gittik, kabakları aldık. Ama tabii Fransa'da öyle bir şey yok şansımıza. Şöyle ufaktı oradaki kabaklar. Ve kesinlikle kabak tatlısı olmadı. Yumuşacık. Evet, böyle yumuşak bir şey oldu. Akşama da, her akşam 200 kişi geliyor. 200 kişi geliyor. Ve ben çok mutluyum. Ben ev sahibiyim. İşte orada gözlerim yaşarıyor Türk mutfağı. Ay, ne yapalım? Şey yaptık, mikserden geçirdim şefim. İçine işte tarçın, karanfil, kakule bir şeyler koyduk. Onu böyle bardağa bir kat onu koyduk. Üstüne de krem şantiyi dondurma gibi bir şeyler koyarak kabak tatlımızı ikram ettik. Tutturdunuz yani. Yani biraz evet öyle oldu ama tutturduk ama inanın öyle buradaki gibi kabak bulamadık, bulunmuyor. Bazı şeyler öyle oluyor. Bakın yine bir minicik size bir bu hatıramı herkese anlatıyorum. 7 sene gittim. Ansi, Emperyal Palas, oraya gideniniz varsa olağanüstü bir palas. Adı, gecemizin adı Afiyet Olsun. Ve gelenler oradaki işte belediye reisi, vali falan geliyor. Birinci gecemiz. Benim yanımda 20 kişi var. Ve ben bu 20 kişinin organizatörüyüm. Ve onlar hiçbir insan da bilmiyorlar. Gittik. Ne yapalım? Şimdi size de gelseler Türk mutfağını tanıtacağız bu gece. Neler bulursunuz? Bilmiyorum. Soralım. Mesela yemekle ilgili hanımefendiye de. Biz dedik ki iç pilav. İç pilav. Yanına da bir kuzu budu alalım. Onu da fırına koyalım. Kuzu budu, iç pilav. Bir de helva yapalım, anladım. Tamam, bu tamamen sizler için de öyle değil mi? Bu tipik bir Türk menüsü. Yapıldı efendim. Yapıldı. Servis yapıldı. Kimse yutamıyor. Yutamıyorlar. Pilavı yutamıyorlar. Niçin? Buyurun söyleyin. Niçin yutamıyorlar? Çünkü Fransız mutfağında bir sos vardır. Fransızlar her şeyin yanına bir sos yaparlar ve o sos sizin yutmanıza yardımcı olur. Bizde de nasıl yapılır? İyi pilav yapın dediğiniz zaman tane tane pilav yapılır. Şöyle pilav şöyle şöyle yaparlar. Tane tane olduğu zaman çok iyi pilav deriz. Bakın Türk mutfağı ile Fransız mutfağı birbirinden ne kadar ayrı. Yutamadılar. Tabii bunu şey de fark etti. Personel ne yapalım ne yapalım. Biz ertesi gün iç pilavımızı hafif risotto gibi yaptık. İçine krema koyduk. İşte biraz böyle yutulabilir hale getirdik. Bu sürekli. Bunu size anlatma sebebim. Türk mutfağımız böyle. Yabancı, yani Fransız mutfağı böyle. Ama biz bunu birbirine adapte edebiliyoruz.
işte benim yaptığım gibi siz biraz bir risotto gibi yaparsınız. Sonra da düşündüm, tabii Türkiye'de Türkler, eski Türkler tane tane pilav yaptılar ama yanına ya hoşaf geldi, ya şimdi komposu diyoruz ama o zaman hoşaf varmış 1800'lerde falan değil mi? Menceğin tabaklarında ne kadar çok cacık oluyor, ayran oluyor. Muhakkak onu yani size itici bir şey oluyor yanında. Dolayısıyla bu da bizim tecrübemiz oldu. Benim Türk mutfağı tecrübem oldu. Kolekten ne yiyeceğiz? Kolekten söyledim. Kabak tartı. Tart bildiğimiz Fransızlar. Her şey. Her şey tartın üstünde. Ve benim de burada tanıdığım Fransız şeylerim, şeflerim diyorlar ki siz niye tart yapmıyorsunuz? Hakikaten bizde pek tart yapılmıyor galiba. Biz ben şöyle düşündüm. Çünkü meyvelerimiz o kadar güzel ki bir şeyin üstüne koyma yemek ihtiyacı duymuyoruz. Ne yesek çok tatlı, güzel, sulu. Acaba ondan mı? Onu bilmiyorum. Benim görüşüm biz meyve olarak diyoruz. Onlar bir tartın üstüne yiyorlar. Biz Colette'den bugün bal kabaklı bir tart yiyeceğiz. Bu neden? Gördüğünüz gibi Molen'in tartaten duydunuz mu? Evet. Tartaten. Tartateni şöyle anlatayım. Tart nasıl oluyor? Altında bisküvisi oluyor. Üstüne de elmaları yerleştiriyorsunuz. Fırına veriyorsunuz. Tart geldiği zaman altında bisküvi kısmı var. Üstünde de elmalar var. Bu bildiğimiz elmalı tart. Ama tartaten bunun aksi. Çünkü tartaten de şöyle oluyor. Ters çeviriyorsunuz kalıbı. Yani tartatenizin önünüze getirdikleri zaman kalıp da pişmiş o da. Yine bir altında bisküvi var, üstünde de şeyleri var, elmaları. Böyle çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz için önce elmalar gözüküyor. Altında da şey. Yapısı değişik, tadı aynı. Ama tartaten için şöyle derler, iki tane kız kardeş bunların 1800 kaçtaydı galiba, bulamayacağım. İki kız kardeş, bir otelleri var, restoranları var, aceleyle işte tart yapıyorlar, herkese elmalı tartlar yaparlarken bir tanesini yere düşürüyor. Yere düşürünce ne oluyor? Elmalı üstü kalıyor tart. Dolayısıyla bu tartaten ters bir tart. Ama adı öyle kalıyor. Ama bugün de bana sorarsanız normal tarttan daha güzel. Değil mi? Üstünde böyle karamelize de oluyor tabii üstündeki elmalar. Tartaten yine bugünkü menümüzde olacak. Bu da Molen'in bahçeleri. Molen önceleri şey geçiyor Molen'in ömrü yani çok zengin çocuk değil işte bir yerlerde çalışıyor resimler yapmaya çalışıyor fakat bir yere geliyor o zamanki Belle Époque denilen 1900'lerin çok zengin ve neşeli ve eğlenceli sosyetik hayatına dahil oluyor paralar kazanıyor çok para kazanıyor ve bir ev alıyor bu ev bugün ziyaret edilebiliyormuş ben görmedim evinin bahçesini harikulade yapıyor. İşte gördüğünüz gibi bu evin bahçesi böyle köprüler. Nilüfer çiçeklerini çok seviyor ve Monet'in resimlerinde de nilüfer çiçekleri vardır genel olarak. İşte gördüğünüz gibi hep böyle aynı empresyonist, sakin, huzurlu, çiçekli, neşeli bahçeler. Orada oturan insanlar, o da aynı şeyleri yapıyor Monet. Monet'in bir evi var. Evinin çok büyük bir ev, halen müzesi. Bir katını sadece yemek odası olarak yapıyor ve sarıya boyuyor. Oraya böyle mavi yemek takımları alıyor. Orada yemek yemek bir olay. Yani aynı Renoir gibi Monet için hayatının çok mühim bir kısmı yemek yiyerek geçiyor. Ve o da aynı onun gibi işte oradan istakozlar getiriyor, buradan efendim kaz ciğerleri getiriyor. Bu kitapları, bu kitabı ben, 12 kişi var burada. Bu 12 kişi için 12 tane ayrı kitap aldım. Fransızca, bir insan Fransızca. 12'sinde de mesela
Sırf bir tanesi Monet, sırf bir tanesi Colette'i anlatıyor. Onları okudum, onlardan özet çıkardım. Yani bu bir tercüme kitap değil. Benim kitaptan sonra tercüme edip özet çıkardığım kısım var. Şimdi bir de şöyle bir güçlük oldu. Bütün bu size anlattıklarım, işte Toulouse-Lautrec, Monet, Renoir, Colette, öyle şeyler yiyorlar ki bizde yenmiyor onlar. Yemekleri seçerken çok zorlandım aslında. Hemen hemen hepsinin yediği istakoz. Yani şimdi ben buraya istakoz yazarsam, Türkler diyecekler, biz nerede bulacağız istakoz? Olmadı. Peki, kaz ciğeri çok yiyorlar. Dil balığı çok yiyorlar. Ama biliyorsunuz oradaki dil balıklarıyla bizim yani aynı şeyler değil malzemeler. Onun için kitabımdaki malzemeler Türkiye'de bulunabilecek gibi şeyleri seçtim. Ha, burada da buluruz. Colette'in baklava mı var? Burada da buluruz olarak yaptım. Hani karides falan öyle şeyler de bulunuyor. Ama onun dışındakilerin çoğunu bulamadım yani. Tercüme etmedim, onların kitabımı almadım. Evet, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas'dan sizde ne yapmışız? Savoy bisküvisi yapmışız. Savoy bisküvisi bugün de var biliyorsunuz. Pastanelerde Savoy bisküvisi diye satılıyor. Bir çayla yenen bir bisküvi. Alexandre Dumas o kadar meraklı ki bir şey yazdı. Sözlük yazdı, mutfak sözlüğü. Kendisi zaten çok meraklı. Şu da Alexandre Dumas'ın evi. Çünkü o da sonradan çok para kazanıyor. Ve paralarını böyle iyi iş yaptı. Gerçi Alexandre Dumas biraz ne derler? Parasını çabuk harcıyor böyle. Savurgan mı diyelim? Savurgan da değil böyle. O şey yiyor içiyor ya parasını. O vardı bir adam. Bu evini sonradan satmış. Bu şakada oturuyor. Bu baba Alexander Dumas mı? Bu baba Alexander Dumas. Bu şey Christophe Colomb diye yazan. Bir de üç silah şöyle diye yazan. Bir de bunun oğlu var. O Fis. O değil bu. Şişman ve meraklı. O bilmem o herhalde o kadar meraklı değildi. Ama Alexander Dumas çok meraklı. Ve kendi reçeteleri var. Kendi tarifleri var kitabında. Efendim George Sand. George Sand'dan şöyle bir şey var. Size okuyayım. Yo hanımefendiye. Gâteau de pomme de terre, aux épinards. Şimdi şöyle ıspanaklı patatesli pasta olarak şey yaptı. Jossan şeydir, belki bilemiyorum. Herkes işte erkeksi, çünkü erkek kıyafetleri giymiş. Onu böyle biraz erkek olarak görürler ama özel hayatın tamamen değişik. Jossan tam bir kadın. Kadın yani. Ve bütün hayatında 5 veya 6 tane aşığı var Jossan'ın. Evleniyor fakat kocasıyla 2 çocuğu var aslında. Ondan sonra olmuyor, kocasından ayrılıyor. Bakın erkek kıyafetleri giyiyor ama mükemmel, çok şey bir kadın. Şuk bir kadın aslında. Alfred Musée'de senelerce büyük aşık. Şöyle mektupları çok daha mühim. Alfred de Musée'ye çok mektup yazıyor. Yine aşıkların arasında Liszt var. Chopin var, evet. Bir özellikle Chopin'le olan. Chopin'le çok uzun seneler yaşıyor. Hep kavgalı falan yaşıyorlar. Ama ikisinin mektupları çok ne diyelim? Yani tam böyle aşkı anlatan birbirlerine, ikisi de edebiyatçı olduğu için. Tutkulu. Evet, mektuplar. Agatha Christie Fransız değil ama onu yapmadan, almadan edemedim. Çünkü Agatha Christie hakikaten gurme derler biliyorsunuz. Gurme bir şey, ağız tadıyla yiyen, damağına düşkün. Ama Agatha Christie gurmand. Agatha şöyle, canı sıkıldığı zaman yiyor. Bir şey yolunda gitmiyor. Mesela bir şey yazıyor, hikayeler yazıyor. Yayın evine götürüyor, yayın evi almıyor. Oturuyor kendine böyle haberi yiyor. Yiyerek, evet. Şu, aynen. Ne zaman böyle morali bozuk olsa yiyerek moralini düzeltiyor.
Biliyorsunuz o da bir, önce ilk kocası çok yakışıklı bir blonda evli. Fakat kocası bunu aldatıyor, aldatıp çok kızıyor o beni aldattı diye. Hepimiz sizler de duymuşsunuzdur, 12 gün ortadan kayboluyor Agatha Christie. Öyle bir kayboluyor ki arabasını buluyorlar, bir gölün kenarında araba, o Agatha yok. Yani işte öyle bir şey biliyor ki, hani intihar etti ya, kocası bunu öldürdü gibi. Sırf intikam almak için yapıyor ama sonunda çıkıyor, bir yere gidip saklanıyor. Şimdi bir takım söylentiler diyorlar ki Pera Palas'a geldi, orada kaldı diyorlar. Ama onun, ama öyle hikayeler var. Ama o ne dereceye kadar doğru onu bilmiyorum. Hani yani göğe kaçmış gelmiş sanıyorum, o doğru değil biraz gibi. Agatha Christie şeyde çalışmış, hemşireymiş. Mesela çoğu romanlarında ki ben okumadım, zehirleyerek öldürme var. Hangi zehir insanı nasıl öldürür? Agatha Christie çok iyi biliyor onları. Öyle romanlar yazmış. Sonra bir de şöyle, mesela Colette'in kedileri var. Colette kediye çok meraklı. Hep resimleri de var. Agatha'nın köpekleri var. Aynı şekilde o da köpeğe çok meraklı bir kadın. Sonra ikinci defa bir şeyle, arkeologla evleniyor. Ve dünyayı geziyor Agatha. Bir de şöyle bir huyu var. Gemiye binemiyor, midesi bu. Ama sırf kocasının hatırına geziyor Orta Doğu'ya, işte o zaman mı geldi bilmiyorum. Bütün Orta Doğu'yu geziyor, Mısır'a gidiyor kocasıyla beraber. Şöyle bir sözü var, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki kadınlara, bize hitap ediyor. Arkeologla evlenip yaşlandıkça kıymetinizi onlar bilir diyor. Arkeolog olduğu için, eski eserlere meraklı oldukları için. Agatha'dan şöyle tuzlu bir şey yaptık. Feuilleton derler Fransızca. O bizdeki ne diyelim, milföy hamuru. Onu ama içinde somon var. Bu Agatha'nın tamamen. Fakat en sevdiği şey beş çayı. İngiliz olduğu için hani 5 o'clock tea var ya onlarda. Bayılıyor. Onun da böyle bir bahçeli evi var. Orada en çok sevdiği bahçesinde otursun. Muffinler, işte efendim kurabiyeler, neler varsa çayın yanında, onlarla beraber çay içsin. Onu çok seviyor. Şöyle bir fark var. Colette şampanyaya bayılıyor. Ne zaman canı sıkılsa bir şişe şampanya, o da Pomeri markası. Pomeri marka şampanya olunca Colette'in bütün keyfi yerinde. Agatha da içmiyor, biliyor musunuz? Çok sevmiyor içki içmeyi. Çay içmeyi çok seviyor, normal. O Fransız, bir Fransız, bir İngiliz olursa öyle olacak sonunda. Efendim, şimdi bakalım ne kaldı size anlatmadığım. Balzac biliyorsunuz. En çapkın adam Balzac. Balzac'tan size keçi peynirli bir tart hazırlandı bugün. Keçi peyniri bilemiyorum sizleri, Fransızlar çok severler. Bizde de keçi peynirini maalesef tam olarak yapamıyorlar. Fransız mutfağında keçi peynirini bilirsiniz. Fransa'da keçi peyniri tamamen bizdeki gibi değildir. Onun yapımı çok ayrıdır. Kestiğiniz zaman böyle çevresi daha dolgun, içi biraz daha yumuşaktır. Ama Türkiye'de bunu yapamamışlar. Ben senelerdir takip ediyorum. Trakya'da bir iki kişi bunu denedi ama şöyle bir hata yaptılar. Beyaz peynir yapar gibi yaptılar. Yani siz beyaz peynirini keçi sütüyle yaparsanız onda bir değişiklik olmuyor. Bunun yapım şekli ayrı. Fakat ben geçen hafta bir seminere katıldım. Şeyle ilgili. Türkiye'de biliyorsunuz coğrafi işaretli ürünlerle ilgili bir Fransız heyet gelmişti. Orada katıldım. Ve bir hanımla tanıştım, İzmirli, aynısını yapmış. Tebrik ettim. Nasıl yaptınız bunu dedim. Şöyle yapmış, Fransa'ya gitmiş, keçi peyniri yapan bir yer bulmuş, rica etmiş. Orada bir ay yaşamış. Yaptığı hikaye bilemiyorum. Honoré de Balzac çok çarptı. Ve bir arkadaşı diyor ki ona,
Sen diyor bu kadar böyle hani gördüğünüz gibi böyle yakışıklı falan da değil, şişko, habire yiyor. Yani diyor sen nasıl oluyor da böyle çarpın gözlerime bak. Gözlerine bakın. Kadınları baştan çıkarıyor gözleriyle. Evet, bakalım bundan sonra herhalde bu son olacak. Sormuş. Gözümüz aydın. Efendim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Beni böyle dinlediğiniz için sağ olun.